diğer arkadaşlar ne yaptı bilmiyorum ama reklamlar şöyle. Ben kimim? Zedron isminde bir araştırma şirketi var. O araştırma şirketinin kurucu ortaklarından birisiyim. Zedron'da isminde İstanbul'da kurulu bir bilişim şirketi var. Onun kurucusuyum. Bir de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Böyle değişik şapkalar var. Onun dışında ilk Excel sevdik. Şey yarar, şey yok. Peki, burada aslında bugün bulunma sebebi biraz hani Zedron'dan bahsetmek. Orada ne işler yapıyoruz? Biraz onu anlatmak. Daha önceden size mutlaka nasıl kılmıştır kullanıcı deneyiminin araştırma yöntemleri. Onların içinden aslında araştırma yöntemi değil de biraz da tasarıma giden yolda kullanıcıyı nasıl tanırız? Tasarım yaparken nasıl tanırız? Sonrasında değerlendirme yaparken nasıl tanırız gibi başlıklar var. Zedron ne? Zedron bunu biz Kerem Hoca ile birlikte kurduk. O da Galatasaray Üniversitesi'nde hoca. İkimiz de aslında 2000'li yılların başından itibaren usability alanında çalışıyorduk. Sonrasında user experience oldu konu. Aslında temelde de human computer interaction diye geçiyor. Man machine interaction diye geçiyor. Ona yakın farklı ismi olan bir disiplinin içinde bir alan. Ve tek odamız da kullanıcı deneyimi. Kullanıcı deneyimine yönelik araştırmalar yapıyoruz, danışmanlıklar yapıyoruz ya da eğitim veriyoruz. Bu eğitimler üniversitelerde olabildiği gibi bazen kurumlar kendilerine özel, kendi çalışanlarına farklı seviyelerde eğitimler istiyorlar. Biz de üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde kullanıcı deneyim araştırması eğitimi veriyoruz. Peki. Kimlerle çalıştık Zedron'da diye bakacak olursak, şöyle bir genel resmi görelim aslında burada. Ondan sonra birkaç tanesinin detayına da gireriz. Detaylar neden önemli, onu da tartışırız diyorsanız birlikte. Şimdi araştırmacı olarak akademide çok özgürsünüz. İstediğiniz herhangi bir problemin çözümüne yönelik sorun arayabiliyorsunuz ama özel sektörle birlikte çalışmaya başladığınızda onların kendi ihtiyaçları oluyor. Ya da size problem olan şeyler onlar için problem olmayabiliyor. O yüzden o tür araştırmalar yapamıyorsunuz. Şöyle bakalım, gördüğünüz gibi bankalarla ya da finans sektörüyle çok uzun zamandır çok fazla çalışma fırsatı bulduk. Buradaki bazı markalarla tekrarlı kez çalıştık. Garanti Bankası'yla 3 yıldır düzenli olarak çalışıyoruz. Yani neredeyse ayda bir araştırma yapıyoruz. Bazen değişiyor ama kabaca öyle bir şeyden bahsedebiliriz. Diğer bankalarla da tekil araştırma ya da bir proje içinde birden fazla araştırmanın olduğu projelerde çalışma fırsatımız oldu. Devam edelim. Biraz daha şey var burada. Ne, retailer ya da e-commerce tarafını görüyoruz. Beko var. Beko 135 ülkede satış yapıyor. Yani 135 tane web sitesi var. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmada hem globali web sitesinin yenileme, ya daha doğrusu tüm dijital ortamlarının yenileme projesi vardı. O yenileme sırasında da globalization, localization dediğimiz bir problem vardı bizim aslında tasarımda veya kullanıcı deneyiminde. Böyle global markalar, bir işte beko.com diye bir web sitesi olur. Fakat ondan sonra ülkelere özel ayrı web siteleri olur. Tıpkı bizim de diğer markalar ikini kullandığımız gibi. Genelde de merkezde bir şey yapılır. Lokale de denir ki bunu çevir kendi dilini kullan. Bunun hatalı olduğunu biliyorduk. Onlar da biliyorlar. O yüzden onlarla birlikte hem globalde olması gereken iskeleti nasıl kurabiliriz? Hem de ülkelere özel değişikliklerde nerede ne kadar izin vereceğiz? Nasıl bir guideline çıkabiliriz? Onu anlamak için İngiltere'deki Beko Community için de aynı araştırmayı yaptık. Fransa'da Beko FR için aynı araştırmayı yaptık. Bir de Türkiye'deki Beko.com.tr için aynı araştırmayı yürüttük. Aslında bugünkü konumuz olan hani kullanıcınızı tanıyın temasına doğrudan oturan bir mesele bu değil mi? Yani hiç aklınıza gelir mi? Biz bu işe ilk başladığımızda bazı üniversitelerden kovulduğumu hatırlıyorum ben bu konuyu açtığımda. Yani konu da şu. Aynı arayüzde bu işletim sistemi de olabilir. Kullandığımız interaktif ortamlarda olabilir ya da bir cihaz da olabilir. Bunlar belli bir kültür alışkanlıkların üzerine oluşturuluyorlar. Biz yapsaydık ya da işte ne bileyim şimdi Windows işletim sistemi kullanıyorsunuz. Bu ilk Çin'de çıksaydı, oradan dünyaya yayılsaydı bambaşka bir şey olacaktı, ergonomisi olacaktı ya da deneyim. Bunu söylediğimizde 90'lı yılların sonunda üniversitelerden kovuyorlardı.
şimdi bir araştırma alanına döndü bu. Beko'yla da benzer bir şey yaptık. O ülkelerde de araştırma yaptık. Ve şeyi anlamaya çalıştık. Ülkeler ya da kültürler hangi alanlarda farklılıklar bekliyorlar? Onu ortaya koyduk, sonra bir rehber oluşturmaya çalıştık Beko Global için. Değiştirilebilecek alanlar, değiştirilemeyecek alanlar diye. Çünkü tasarımda da sizde de büyük bir problemdir değil mi? Unity Variety dediğimiz bir konu vardır. Birbirine benzemeli bir taraftan bir marka kimliğini oluşturmalı. Ürün tasarımında da benzer şeyler var. Bir taraftan farklılaşmalı, bir taraftan da benzer olmalı aslında ürünler. Ve burada da öyle problemler var. Ağır çelik için iki farklı çalışma yaptık. Bir tanesi yine benzer bir bilgi mimarisi çalışmasıydı. Belli ürünleri satın alırken insanlar hangi özelliklerine dikkat ediyorlar? Bunu değişik mecralarda hangi özelliklere bakıyorlar? Problemini çözmeye çalışmıştık. Yine kullanıcıyı anlamak için önemli bir meseleydi. Dijital ortamda baktığı ve satın almaya onu yönlendiren özellikler de herhangi bir cihazın mağazaya gittiğinde baktığı özellikler benzeşmekle birlikte eklemeler, çıkarmalar olabiliyor. Dolayısıyla orada oluşturduğumuz guideline'da da hem şeyi dijital ortamda hangi sayfada hangi bilgiyi nasıl vermeliyiz, mağazaya gittiğinde ürünle ilgili bilgi, satış temsilcisiyle görüşmeden önce oraya koyduğumuz afişler, banner'lar, broşürlerle nasıl verilmeli ve hangi bilgiler verilmeli? Ayrıca satış temsilcisiyle konuşulduğunda satış temsilcisi nasıl bir yol izleyerek ürün hakkında bilgi aktar? Bunların hepsini aslında baştan sona tek bir ürün için çalıştık. Bir bu vardı. Sonra Arçelik Global'in şöyle bir problemi oluştu. Biz kullanıcıların imar araştırması yaptırmak istiyoruz. Güzel. Dünya çapında ondan fazla ülkede fabrikamız var, hatta markamız var. Tamam, o da güzel. Ve hepsinin farklı araştırma ihtiyaçları var. Ve bu araştırmayı ihtiyacını dillendirirken bile problem yaşıyorlar. Çünkü herkes farklı background'lardan geliyor. Bunun için ne yapabiliriz dediler. Onlar için de şöyle bir tool geliştirdik. Yaklaşık 6 aşamalı bir soru seti üzerinden neye ihtiyaç duyduğunu anlayıp ona özel nasıl bir araştırma tasarımı oluşturabiliriz? Hangi araştırma yöntemlerine ihtiyacı var aslında? Sorduğu sorulara cevap bulmak için. Bunu anlatan bir kitap oluşturduk. Arçelik Global için bir tane de böyle bir tool yaptık. Yani işte bir takım şeyleri seçiyor. Tık 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 sorulara cevap veriyor. Sonuçta da ona şey diyor. Senin şu iki tür araştırmayı yaptırman gerek. Şu kadar katılır. Peki. Grubik için yeni bir ürün geliştirme aşamasının henüz keşif aşamasındaydı. Almanya'da başlamak istediler. Orada da bu keşif aşamasında belli bir ürünle ilgili kullanıcılar hangi ihtiyaçları duyuyorlar? Mevcut piyasadaki ürünlerde gördükleri eksikler ya da oradan boşuna giden şeyler neler? Onları anlamaya çalıştık. Gitti gidiyor, tek başına büyük bir kütle olarak burada karşımızda duruyor. Orası çünkü kendi UX strateji departmanı olan eBay Türkiye biliyorsunuz. Dolayısıyla eBay'de de aslında benzer bir araştırma kültürü var. Onlarla ne yaptık? Genelde özel sektörde karşılaştığımız şey vardır. Yani çok kısa zamanda hemen bir takım başarıları elde etme ya da bir takım değişiklikler yaratma ihtiyacı vardır. Anlaşılabilir bir şey. Onlarla üçe böldük projeleri. Kısa vadede yapabileceğimiz şeyler, orta vadede yapabileceğimiz şeyler ve uzun vadede yapabileceğimiz şeyler. Bir vakit olursa biraz sunumun sonunda onun detayına girerim ama temelde 2,5 yıl süren projemiz de oldu. Tek bir konuda 3 haftada bitirdiğimiz projeler de oldu. 2015-2016'dan beri de onlarla böyle çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, 2,5 yılda gitti gidiyorum tüm bilgi mimarisini baştan sona değiştirdim. Bu üstelik de çalışırken, yani işlerken. Bu zor bir iş. Cesaret istiyor onların tarafında, bizim tarafında. Riski aldık. Ondan sonra şimdi şeyi görmek hepimizi çok sevindiriyor. Benzer yapıdaki e-ticaret siteleri hemen kopyalıyorlar. 3-5 ay sonra bir bakıyoruz. Hop. Yani siz mesela makine demişsiniz, onlar makinalar diyor. Fakat aynı yapıyı alıp kurguluyor. Peki, devam edelim. Burada gördüğünüz
Ne operatörlerle de çalışma fırsatımız oldu. Bir iki tane farklı markada görüyorsunuz. Türkiye Bayrakları var. Ersin ve iki var. Ama onlar da enteresan bir firma. Onlarla da yeni yeni tanışıyoruz ama 50 tane araştırmacı çalışıyor Ersin ve iki. Üstelik de oldukça da senior diyebileceğim. Çok deneyimli araştırmacılar da var. Çok önem veriyorlar bu araştırma işine. Son dönemlerde şöyle şeyler oldu. Bunu biraz koydum ama. Şimdi mesela devam eden Brandtank İstanbul var. Biraz onlarla, biraz da Inonzi ile de başladım. Tasarımda aynı çözüm istiyorlar değil mi? Biz yapmıyoruz. Biz başka türden araştırma da yapmıyoruz. Tasarım da yapmıyoruz, geliştirme de yapmıyoruz. Tek bildiğimiz kullanıcı deneyimi araştırması, eğitimi ve danışmanlığı sadece bunu yapıyoruz. Başka ihtiyaçlar olduğunda da partnership, birileriyle ortak yapıyoruz. Peki, Brandtank İstanbul total bir çözüm istedim. Tasarım da aynı çözüm. Onda da bir ajansla biz konuştuk. Anlaştık. Oradaki bütün o işte kullanıcı merkezli tasarım sürecinin yürütülmesi işlerini biz devraldık. İhtiyaç duyulan araştırmaların yapılmasını tasarımın diğer ajans yaptı. Fakat onların yaptığı tasarımın gerçekten işleyip işlemediğini tekrar kullanıcı testleriyle biz tespit ettik. Ve ondan sonra da o işin biraz devamı geldi. Ilonsi diye İsveç merkezli bir uygulama yine benzer bir yaklaşımla geldi. Şimdi burada görüyorsunuz Arena bilgisayar var. Dün yayın alındı. Henüz şeylerine bakamadım ben de. Development sonrası ne oldu? Yani araştırma ve tasarımla belli bir yere geldi ama yazılım tarafında bazen işler değişebiliyor. Onlara bakamadım. Bunlara bakabilirsiniz. Buraya henüz koyamadığım iki tane daha var. Bitmedikleri için ve çok ciddi gizlilik sözleşmeleri olduğu için onları koyamıyoruz. İsmail Hocam'la da çalıştık Aksigorta'da ama onlardan henüz yazılı izin almadığımız için bunu yapamıyoruz. Şimdi o burada olduğu için söyleyebilirim. Biraz hızlı geçeceğim. Eğitimden neler var? Kurumlar eğitim talep ediyorlar dedik. Nasıl eğitim talep ediyorlar? Farklı alanlardan gelse de kişiler aslında kullanıcı deneyimine dokunan ya da onu da ilgilendiren bölümler olduğunda temel kullanıcı deneyimi dediğimiz fundamental eğitimlerini alabiliyorlar. Bir sonraki aşamaya geçip doğrudan deneyimle ilgili olan insanlara kullanıcı deneyiminin ileri eğitimini, bazen araştırma eğitimini verebiliyoruz. Bir grupta şey istiyor, yani reskilling diyorlar. Yani başka bir departmanda çalışıyor ama kullanıcı deneyimi alanına geçmek istiyor arkadaşlar. Onlar için daha uzun böyle işte 10-15 güne yayılan eğitimler de olabiliyor. Bunlar kurumlara özel oluyor. Açık eğitimimiz yok. Yani böyle open enrolled deniyor, öyle bir eğitim yok. Reklamlar da. Tamam. Peki, bugün neyi konuşacağız? Biz kullanıcı deneyimine burada gördüğünüz yıldız içinde biraz bakmaya çalışıyoruz. Yani aslında 5 tane temel şey var, tartışma alanı var ya da 5 tane karar yöntemi olması gerekiyor iyi bir deneyimin. Diğerlerini siz mutlaka önceki haftalarda ya da sonraki haftalarda tartışıyor olacaksınız. Ben bugün sadece kullanıcı tarafına bakacağım. Kullanıcınız kim? Soruyu ben size soracağım. Biraz konuşalım mı? Ben yaşlı bir hocayım. Gevezeliği severim. Hep beni konuşturmayın. Siz kimin için iş yapıyorsunuz? Projelerinizi kimin için yapıyorsunuz? Hocalar için mi? İyi notanlar için mi? Doruk sen başla istersen. Ya aslında yaptığımız projeyle çok fazla değişiyor bu durum. Büyükler hakkında nasıl yaptığımız şeylerde çocuk grupları da oldu aslında. Çocuk grupları da oldu. Onun dışında benim bir proje bazlı olduğu için çok fazla kullanıcı araştırmasında farklılıkları yoğunlaştık. Şu an siz bir örnek bir insan çocuklar da ilgili. Onlar gerçekten de bizim için bir farklı bir bakış açısı oldu. Çünkü çocuk açısından her zaman daha farklı oluyor. Onların bakış açısı daha farklı. Öyle değil. Aynı çocuklar. Müzik alanında eğitim alan çocuklar. Bak daraltmaya başladık değil mi? Evet. Ne yaptık? Önce yaş sanki bir kriter oldu. Sonra müzik alanında eğitim alan çocuklar. Peki, dertleri neydi ki çocuklar? Evet, şu pandemiden sonrasındaki online süreçte
aldıkları kurslar veya eğitimlerde sıkıntılar yaşıyorlardı. Bunlarda nasıl çözebileceğimi sorarlarmış. Anlatmayacağım. Bayağı anlatmayacaksın yani. Bayağı gizli bir proje yani. Yani aklıma gelen bir şey ama o yüzden başka aklıma gelen bir şey olsa söyleyebilirim de şu an karşıma. Peki. Başka var mı? Kullanıcımız kim? Nasıl tespit ediyorsunuz? Kullanıcımız kim? Doğru dediği gibi aslında spesifik bir cevap olmuyor ama problemi tanımladıktan sonra programdan etkilenen yapının etki alanında bulunan kullanıcıları genelde daraltılarına yapıyoruz ki daha odaklandığımız çözüm onlara hitap edilmesi. Yaş kriter olabiliyor, eğitim durumları, cinsiyet, bulundukları konu çalışıyor, çalışmıyor. Benim yaptığım bir projeden örnekleyeyim. İşte ofiste kullanılan çalışan insanlar için öğle yemeklerinin anne ve yetkisiyle ancak burada çok geniş bir perspektif olduğu için yemek hastalarına yönelik ofiste yanlarında taşıyabilecekleri işte hızlıca ısıtıp ya da nasıl bir şekilde kullanacaklarına yoğunlaşarak ilerlemiştim. Öyle. Ben bir iki tane şey göstereyim mi? Bir iki tane bulduğum evet. Eğlenceli şeyler. Kullanıcımız kim? Bir kere kültürel farklar var. Biz hep Latin alfabesiyle okumaya alışkınız soldan sağa yapıyoruz ama İbranice, Arapça yaptığınızda sağdan sola. Çince'nin bazı diyaleklerinde yukarıdan aşağı. Görme ihtimalimiz var yazıyı. En temelde yazı bile. En sağdakini görüyor musunuz? Kullanıcımız o işte. Yani siz bankada sıra numarası için bir numaratör tasarlayabilirsiniz. Ama Latin Amerika'da böyle bir çözüm bulmuşlar. Terliklerini dizmişler. Kullanıcımız kim? Kullanıcımız böyle. Ne yapıyor? Irksal farklılıkları gözetilmesini istiyor değil mi? Emojilerde benden daha iyi biliyorsunuz. Yani emojilerde mutlaka onu görmek istiyor. Kullanıcımız kim? Yeni çağda gördüğümüz içinden yine bir arayüz örneği. Normalde yukarıya çıkan pozitif şeyler yeşil, aşağıya inenler kırmızı olur değil mi? Hayır, böyle seviyorlar. eBay ile ilgili gerçek bir case'ten size anlatayım. 2004'lerde bir eBay girmek istiyor. O zaman da eBay açık arttırma sitesi. Hatırlıyor musunuz? Gidiyorlar öyleydi ama hatırlamayabilirsin. Açık arttırma yapıyorsunuz. Yani bir ürün bir fiyatla geliyor. Arttırma yapıyorsunuz. Çin pazarına giriyor, satış yok. Neden? Bir gerçekten etnografik araştırma yapan ya da kültürel araştırmalar yapan bir firmayla anlaşıyorlar. Buldukları sonuç şu, Çin'de herkes pazarlık seviyor, arttırma sevmiyor. Dolayısıyla eBay sitesinde de herkes fiyatı indirmeye çalışıyor. O yüzden çalışmıyor. Yani bu kültürel farkları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye'de neler var? Türkiye'de böyle örnekler var değil mi? Çokça görüyoruz, çok bizi şaşırtmıyor da olabilir. Gaz maskesi yapıyor mesela. Kendisi damacana. Ya da siz bir elektrik süpürgesi yapıyorsunuz ama balkondan düşen kıyafetini almak için bile onu kullanabiliyor. Başka neler var? Bunları gördünüz mü? Mesela berberlerdeki bu inovatif önlük beni benden alıyor. Ben kendi berberime söylüyorum böyle bir şey yapsana diye. Çünkü bırakmak istemiyor insanlar diye. Telefonu kaç kere açıyorsunuz şimdi ekranı? Bir tahminde bulursanız. Büyük ihtimalle yüzü aşıyor mu? Yüzü aşıyor mudur? Evet. Aşıyordur değil mi? Eğer açtığınızda kaç kere dokunuyorsunuz peki? Yani bazen refleks olarak böyle tıkladığınız çok oluyor. Yani sadece açık bir saat kapatıp 3-4 kere refleks olarak tıklıyoruz, kapatıyoruz. Ortalaması 32'ymiş. Günlük açma kapama ortalaması 90'mış. O zaman berberde de açar bakar. Ya da yandaki özellikle yurt dışına seyahate gittiğinde insanlar orada roaming'e girmemek ve internet harcamamak için yapılan bir şeydi. Sonra buna bir çözüm buldular mı? Offline çalışan haritalar yaptılar. Bunlar nasıl? Bir tanesi iş güvenliği, diğeri de bir futbolcuya duydukları sevgiyi gösteriyorlar. Futbolcu zenci.
Anlaşılıyor galiba değil mi? Bu siyahi değil de zenci kelimesini kullanmamın sebebi de zencinin Türkçe'de hakaret olması. Bunu zenci arkadaşlarla tartıştım. O yüzden rahat. Tamam, orada bir yanlış anlama oldu. Benim elektriğim yok galiba değil mi? Peki, ilgisiyle devam edelim. Bir iki örnek daha bakalım. Bunları şey için gösteriyorum. Farklı amaçlar için oluşturulmuş tasarımlar var ve veya yok bazen. Veya ona ulaşamıyor. Kendi tasarımını yapıyor kullanıcı. Bu bayağı gitti galiba ya. Değil mi? Teknik aksaklık yaşamadık dediniz ya. Orada yaşadık. Peki, bir iki örnek daha göstereceğim. Bu kullanıcıyı nasıl anlayacağız? Çünkü yani genelde özel ihtiyaçlar için ürünler ya da hizmetler ya da arayüzler geliştiriyoruz. Genelde toplumun tamamına yönelik işler de yapıyoruz bazen. Toplumun tamamının içinde de burada gösterdiğim örnekler var. Bazıları benden yaratıcı bazıları. Giriş yapılaşmak istersin. Bu yaratıcılığa nasıl çözüleceğiz? Mesela nasıl yaratıcı? Hands-free kullanımı var. Ya da yani CD ya da DVD olarak üretiyor olabilirsiniz. Ama onu çocuk kesmek için kullanıyor olabilirsiniz. Bunun için şikayet bile ediyor. Değil mi? Başka yaratıcı çözümleri de var. Mesela bu sürekli Greenpeace tarafından aranan kişinin o telefonu nasıl kaydettiğini görüyorsunuz. Birçok böyle kurum arıyor. Wi-Fi şifresi bir tanesi Twitter'da mı? Şu sağdakini bugün Instagram'dan indirdim. Bak sağdaki daha bugün. Instagram storiesini indirdi. Ne yazmışsınız okuyamıyorsunuz değil mi? Saat 12'den sonra biraz daha görüntü yapmasak mı acaba? Yazmış. Yani bu Wi-Fi isimlendirmesini değiştirebileceğimizi öngören tasarımcı arkadaş bunu öngörmüş olur. Bu öngörülebilir bir şey. Belki de öyle değil, bilmiyorum. Bu kullanıcılarla konuşursak, bu problemleri bilirsek öngörebiliriz. Ya da belki bize direkt şey diyor. Onun ismini ben değiştirebilmeliyim. O ikinci kattakine küfredeceğim. Benim apartmanda Schrödinger'in kedisi var. Şifrelerde. Ben de bakıyorum. Gittiğim yerde bakmaya çalışıyorum. Peki başka ne var? Yaşlılar var, gençler var. Yani bu yaşa göre şeyler, farklar var. Mesleklere göre de farklar var. Değil mi? Peki yaşlı nüfus çokça kullanıyor. Yaşlı nüfus artıyor. Mesela Japonya'dan bir örnek vereyim size. Bebek bezi. Satışları yaşlı bezi satışlarının gerisinde kalmış. Yaşlılar için satılan bezler de var ya. Onun gerisinde kalmış. Japonya'da. Çünkü yaş nüfus bütün dünyada artık. Ölmemiz gerekiyor. Ne yapıyorlar? Her şeyin konusu olabiliyor. Böyle karikatürlerin de konusu oluyor. İşte şifre gir. Bu şifre girişiyle ilgili başka problemler de var ama bugünün konusu değil. Bir sürü şey istiyorlar. Ya da birçoğumuzun annesi babası ya da dedesi için, ninesi için oluşturduğu kumandalar böyle şeyler değil mi? Kullanamıyor çünkü. Yani bir arkadaşımın babası var. Arkadaşımın çocuğuna bakmak için ellerine geliyor ama televizyon seyredemiyor. Çünkü bir kere 3 tane bile kumanda var bir kanalı açıp izlemesi için. Ve orada bir sürü tuşlar var. Hangisine basacağını bilmiyor. Sağdakini biliyor musunuz? Gördünüz mü daha önce o örneği? Onu da geçeyim. Bu örneği görmüşsünüz. Bunları gördünüz mü? Amerikan Sağlık Enstitüsü diyor ki 2 yaşın altındaki çocukların %38'i bir dijital ekranla hemhal olmuş. Yüksek bir rakam bence. Giderek de artıyor. Yani yaklaşık 2 yaş altındakilerin %40'ı bu dijital ekranlara aşina. O zaman onlar da bir kullanıcı kitlesi haline geliyor. Tamam, saat sınırı haline, saat olarak sınırlıyorlar kullanıcıları ama bir şekilde bunları da kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Nelson Norman grubu şey yapmıştı. 1 Nisan şakası yapmıştı. Onu görmüş müydünüz? Kediler için iPad oyununun kullanılabilirlik testi.
böyle şey yaptılar. Bazen hayvanlara da oynatıyorlar. O farede oyunları falan. Dolayısıyla kullanıcısı değişiyor. Bunu görmüşsünüz. Sağdakini. Bu sağdaki ilk braille telefon. Körler için geliştirilmiş. Böyle bir fark da var. Cinsiyetin ötesinde, kültürün ötesinde. Bir de engelli nüfus var. Bu engelli nüfus dünyada giderek artıyor. İşte 8 milyar dolara yakın bir tüketim gücünün olduğu yıl öngörülüyor. Dünya ortalamasıyla aynı Türkiye'deki engelli sayısı da %10-12 arasında değişiyor yıllık olarak. Onlara bakabilirsiniz. Onların da özel ihtiyaçları var. Üstelik de şeyi biliyoruz, yaşlılar için, çocuklar için, engelliler için ya da diğer dezavantajlı gruplar için geliştirdiğimiz herhangi bir şey dezavantajlı olmayanlar tarafından da hızla kabul görülüp kullanılabiliyor. Bunu görmüş müydünüz? Cinsiyet, en başta konuştuk ya, bu cinsiyet meselesi çok değil. Çünkü insanlar kendilerini sizin o güne kadar hiç düşünmediğiniz şekilde ifade etmek istiyor olabilir. İfade ediyor olabilir. Nasıl kapsayıcı olabileceksiniz? Buradaki max ya da mix de diye de okunuyor. İşte gender fluid de diyorlar bazen. Kendini öyle ifade etmek isteyenler olabiliyor. Ya da bizde şimdi ne yapılıyor? Diğer yazıyorlar mesela, değil mi? Böyle formlara. Diğer, ben hep bunu işaretliyorum. Ne demek olduğunu bilmediğim için. Diğer ne olabilir acaba? Bir ara Facebook hepsini açık yazıyordu. Yani transgender male, transgender female falan gibi hepsini açık yazıyordu. Bu da o zaman kullanıcıları tanırken dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bir yer. British Airways bir ara şeyi yazıyordu. Mesela burada sadece cinsiyetler yoktu. İşte Raja, Sir, Lord falan böyle bunun gibi hitaplar da vardı British Airways'te. Çünkü öyle anlamak istiyor insanlar. Ve onlara hizmet veriyorsunuz da ona bakacağız. Peki nasıl tarif edeceğiz? Bu kullanıcı deneyimi araştırma şeyde, kullanıcı merkezli tasarım süreçlerinde başvurduğumuz aslında iki temel yol var. Kullanıcıyı tarif ederken ya da işin içine koyarken. Tamam, onlarla değişik türden araştırmalar yapabiliyoruz ama en temelde şunlar var. Persona dediğimiz bir şey var. Bir de jobs to be done var. En temel kullanıcıyı anlamak için. Bu jobs, personalar aslında hayali, araştırmaya dayanan hayali kişilikler. Araştırmayla benzerlikleri buluyoruz. Ayrıştıkları noktada araştırmada kişilerden aldığımız bulgular. İkinci bir personaya geçiyoruz ama o benzerliklerden aslında tek bir arketip oluşturuyoruz. O arketipi de biraz daha ete kemiğe büründürmek için işte bir isim veriyoruz, bir fotoğraf buluyoruz, ona bir geçmiş yazıyoruz bazı bölümlerini. Hayali karakterler ama gerçeklere dayanıyor. Jobs to be done'da insan yok. Şöyle yok, insan öyle bir karakteri yok. Onun ihtiyaçları var. Kaç yaşında olduğu, hangi gelir durumundan olduğu, cinsiyetinin ne olduğu, mesleğinin ne olduğu falan bizi hiç ilgilendirmiyor. Temel bir ihtiyacı var. O ihtiyacını çözmek istiyor. Dolayısıyla o ihtiyacını çözerken ona mevcut olduğu sistemlerde alışık olduğumuz şekilde, yani buna şöyle bir feature, böyle bir özellik geliştirelim ya da şu özelliği şöyle düzeltelim fikrinden çok jobs to be done'da şuna bakıyoruz aslında. Problem ne? Outcome ne? Yani sorun ne? Çözüm ne? Bu çözüme giden yol mevcutta bir yol olabilir elimizde. Onu daha iyileştirmeye uğraşmıyoruz jobs to be done'da. Diyoruz ki bu A noktasından B noktasına giderken en etkili, efektif, keyif verici başka bir çözüm olabilir. Şey örneğini çok verirler burada. Hani sormuşlar ya, insanlara sorsaydım daha hızlı giden at arabaları isterlerdi, ben otomobil yaptım. Aslında bugün baktığımızda biz otomobil de istemiyoruz. Işınlanma istiyoruz. Yani aslında temel problem A noktasından B noktasına gitmekse bunu mevcut sistemlerle çözebiliriz ya da bunun için başka bir sistem geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla burada insan yok. Ya da o insanın karakteristik başka özellikleri yok, başka ihtiyaçları yok. Temelde tarif ettiğimiz şey bir problem ve onun çözümüne yönelik bütün insanları kapsayan bir yapı. Birden fazla
yol önerebilirsin ya da içeride bazen böyle bir ayrılık birleşebilirler sonra o bulduğun pet içinde. Ama tek başına yeterli mi? Bazı problemleri çözmek için oldukça yeterli bir yöntem. Ama empati duygusunu sağlayabilir. Empati sağlayabildiğiniz için yan problemler ya da başka problemleri çözebilirsiniz. İkisini birlikte kullanabiliyorsunuz. Çünkü personanın da dertleri var aslında. O da ağ noktasından beri istiyor. Onu yaparken bazen başka problemleri çözmek istiyor. Ya da o personadan zenginleştirerek o ağ noktasından B noktasına gidişte daha keyifli ya da daha etkili ya da onun tekrar o yolu kullanabileceği çözümler üretmek mümkün olabiliyor. Yani birinden diğerini tercih etmek gerekirse hangisini tercih ederdim diye düşünüyorum. Yani personayı tercih ederdim. Ama Jobs'un vicdanına da biraz daha derinlemesine bakalım. Şöyle bir case üzerinden de konuşmak istiyorum. Bir eğitim meselesi var. Bugün de yaptığımız şey o. Bir bilgi var. O bilgiyi birisi öbürüne anlatacak. Öbürü de öğrenmek isteyecek. O bilgiyi almak isteyecek. Ne yöntemler kullanılmış? İşte dans, tiyatro aracılığıyla birbirini anlatmış, mağara duvarlarına çizmiş ya da Sokratik öğretmiştim, sohbet yoluyla, tartışma yoluyla belli bir noktaya gelmiş. Sonra demişler ki ya bu işte sadece anlatarak her şeyi doğru aktaramıyoruz, bunu yazalım. Farklı yazım araçları kullanmışlar. Yani burada gördüğümüz her şey aslında kendi içinde teknoloji de var. Yani kim takıyor, ceylan görüntüsü, papyrus, ağaç baskı ya da yani içinde teknoloji de olan bir çözüm bulmuşlar. Sonra demişler ki tamam evet böyle öğretebiliriz ya da böyle öğrendiğimiz bilgiyi bu şekilde de aktarabiliriz. Karşı tarafta bir bilgiyi böyle alabilir, özümseyebilir. Bunlar hep Jobs'tur, bir dakika. Birisi anlatacak, öbürü öğrenecek. Bir yerden bir bilgi gelecek, öbür tarafa aktarılacak. Hemen geldiniz. Ve bu taş tabletlerde ya da ceylan derilerinde biraz da teknolojinin gelişimiyle, işte biraz da o seyahat yollarıyla Çin'den kağıdı getirmeyle birlikte kitaplar yapılmaya başlamış. Ceylan derisinden de yapılan bir kitap var ama sınırlı sayıda. Kitaplar yapılıyor. Eğitimde biraz daha değerli toplu hale geliyor. Sınıflar da oluşturuluyor ya da buna benzer kurumlar da oluşturuluyor. Yeterli mi yani? Aslında yeterli ama durmuyor tabii insanlar. Diyorlar ki ya bu bilgiyi daha da yaymak istersek yapacağız. Matbaa diye bir şey daha icat ediyor değil mi? Gutenberg. Ondan sonra kitaplar basılıyor. Bu ortada gördüğümüz İngilizce basılan ilk kitap. Kullanılan yazı karakterini tanıyor musunuz? 1443-1450 o civarda olması lazım. Aslında tanıyorsunuz. Bilgisayarlarınızda var. Yok. Aslında. Onu da biliyorsunuz. Times New Roman deniz oldu. Ondan sonra tamam kitapları böyle basabiliyoruz. Tamam çok güzel matbaayı icat ettik. Durmuyor ne diyor? Daha hızlı basalım. Daha çok basalım. O zaman o teknoloji geliştirmeye başlıyorlar. Daha çok daha hızlı basacak teknoloji gelişiyor. Ve hala bilmiyor. Bir takım kağıtlar üzerinden bize aktarılıyor. Ondan sonra sesli iletişim başlıyor. Radyoyla, televizyonla. Bir sürü kitabı bir araya getiriyorlar. Kütüphanelerle yapmak çalışıyor. Bilgisayarlara geçiyoruz. Bilgisayarlar da aktarılıyor. O bilgisayarlar küçülüyor. Cebimize giriyor. Cep telefonu aktarılıyor. ARPANET kullanımı yaygınlaştırıyor. İnternetle bize aktarılıyor. Bir bilgi sürekli bize farklı teknolojiler kullanılıyor. Aktarılıyor. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün mesela neyi tercih ediyorsunuz? YouTube'dan video izleyerek öğrendim, kitap okuyarak ya da basılı doküman okuyarak izlemeyeyim. Yoksa benim gibi birisinin geçip burada rak anlatmasını iyi tercih edin. Çünkü temelde yaptığımız şey bu. Aramızdaki sözleşme bugün bunun üzerine. Ne tercih edersiniz? Şu yaptığımızı online yapabilir miyim? Neden yapmayayım? Pandemi biraz gıcık noktaya da gitti. Aslında o bilgi edinimini fiziksel ortam olmadan sağlayabiliyoruz. Yani Jobs Studio'dan da bakın bir şey daha çıktı. Yani her şeyi online yapalım diye geçebiliriz. Evet. Yetti mi peki? Hala şu anda tatmin olmuş durumdayız.
bir bilgiyi öğrenme konusunda şu anda kullandığınız yöntemler sizin için yeterli. A noktasından B noktasına bilgi taşıyoruz. Ne olabilir? Şöyle bir sözleşme yapsak, ben diyelim ki ben bu dersi ya da herhangi bir dersi anlatan kişiyi, senin için bu araştırmayı ben yapsam, anlattıklarını dinlesem insanların yolunda ve desem ki ya bunlar doğru anlatıyorlar, bunları ben yine eğitim vermiş olur muyum? Ben yine eğitim vermiş olur muyum? Yine sözleşmemiz geçerli olur mu? Bir bilgiyi bir başkasına aktarıyorum. Çünkü ben bazen öyle yatıyorum. Diyorum ki ya bak ben bu konuyu böyle anlatıyorum ama YouTube'da şu insan var ya ay şerefsiz ne biçim anlatmış falan diyorum ya. Onu da bir dinleyin. Ben de niye anlatmış? Olur mu? Yani senin yaşadığın o bilgiye ulaşma problemini ben senin yerine çözüyorum. Diyorum ki ya bak YouTube kanalları şu kanalları izle bu insanlar doğru anlatıyorlar. Şu blogları oku. Bunlar doğru anlatmışlar. Evet, olur mu? Yani mümkün bir insanın tavsiyesi de diğer yandan da olabilir. Peki. Başka ne olabilir? Başka bir şey olmuyor galiba. Benim için de online'da şu an herkesin erişiliyor. Yani herkes onu gelişir olması benim de onu geliştiğim için bir önemi kalmıyor yani. Şu şekilde daha iyi olmak istiyorsa herkesten bu yana daha iyi olmak ya daha büyük iyi olmak ama herkes erişiliyor. Benim için bunu yok. Bu durumda da ben edindiğim bilginin hangi sınıfına eşitliği olduğundan dolayı yeterli hissetmiyorum. Çok doğru çıkabilirim emin değilim. Çok tehlikeli açıkladım ama burada aramızda şey olmadan, art niyet olmadan iletişim kuruyoruz. Evet, onu anladım. Anladım. Peki. Peki, bilgiyi A noktasından B noktasına götürürken alternatif, buyurun. Yani yeterli olmasının en büyüğü bizim doyumsuzlaştırmamız. Zaten bunların içinde bir ülkeye, herkese açık, o zaman değerli bilgi olarak görmek demek gibi aslında. Bunun için farklı varyasyonlar değişecektir. Ama bence en azından biri çok fazla bilgi var. Bunu sayamıyorsunuz. Kirlilik çok fazla. İnsanlar da hala bunlara ulaşmak için bilgi bir çaba sarf etmek zorunda. Bu kaynakları da yıkmak zorunda. Bunların hepsi zamanla insanları tahammülsüzleştirecek ve yeni bir arayışına götürecek sebepler. Nasıl biz bütün dünyaya yaklaşıyorsa farklı kendimizi özel daha toplak bir şekilde bu bilgiye belki araştırmadan, kendileri taramadan geçmek isteyeceğiz. O yüzden bunun bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Peki. Aslında bu Jobs'un vegan çalışmalarında şöyle de şeyler yapıyoruz. Mesela bilgiye ulaşmak ya da bilgiyi öğrenmek dedik ya. Nasıl öğreniyoruz sorusuna dönüyorum mesela. Daha temel sorulara dönüyorum. Bir insan bir şeyi nasıl öğrenir? Var mı? Olmayabilir. Yani tabii buyurun. Yani bilgiyi öğrenmek. Ya eğitim bilimciler, pedagoglar farklı sınıflandırmalar yapsa da benim bir işime yarayacak olan şu olduğu için ben onu tutacağım. Üç temel yol var. İşte bir tanesi yazarak, okuyarak. Bir tanesi dinleyerek, bir tanesi de yaparak.
ya da hepsini birden buyurun diyebilirsiniz. Hala mevcutta bunlar yeterli mi? Bütün bunları yaparak, yani bir şeyi yazarak ya da okuyarak, ya da birinden dinleyerek, ya da uygulayarak ne yapıyoruz? Biraz daha, bir adım daha geri. Sürekli her bulduğumuz sonuçta bir adım daha geri gidelim. Daha temel bir noktaya gelelim. Aslında yaptığımız şey, beynimizde bir takım elektrik sinyalleriyle bir takım kıvrımlar oluşturuyoruz, değil mi? Evet. Tamam o zaman. Şunu yapamaz mısınız? Ne diyorsunuz? Kung fu öğrendim. Başta tartıştığımız problemi bir daha söyleyeyim mi? A noktasında bir bilgi var, B noktasında aktarmak. Bu benim en sevdiğim çözüm bu. Ne oldu? Hoşunuza gitti mi? Yani tasarımcılar ya da teknolojiyle ilgilenen mühendisler olarak sizden beklentim bu. Kullanıcı benim çünkü burada o bilgiye ihtiyaç duyan kişi benim. Bunu yapamıyorsunuz. Hala ilkel teknolojilerle bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Çünkü benim asıl ihtiyaç duyduğum şey bu. Biraz önce korktuğunuz şeyler, yani kimde hangi yazılımın olduğuna göre herkes o bilgiyi farklı alabilir. Çünkü aslında öğrendiğimizde bedenimizde olan değişiklik bu. Terry Eagleman diye bir birisi var, hiç duydunuz mu? Beyinle ilgili araştırmalar yapıyor. İşte onun da mesela farklı fantazileri var. Bir bölümünü de yine 80 sayı doktor öğrencileriyle hayata geçirme fırsatı da buluyor. Duyularla beyin ilişkisi üzerine çalışırken o da şeye bakıyor. Diyor ki yani bütün canlılardaki beyin aslında çok benzer durumda. Fakat ona gelen sinyaller farklı. Yani işte bir güvercin dünyanın elektromanyetik alanını ya da işte bir kuş elektromanyetik alanı atlatıldığı için şey yapabiliyor değil mi? Göç dedi. Onu algıladığı bir sensör var ki. Çünkü beyin yapısı zihine çok benzer. O zaman o böyle bir sensörü insana taksak. Çünkü beyin yapısı aynıysa sensörü taktığında oradan gelen veriyi bir süre sonra anlamlandırmaya başlayabilir mi diye soruyor. Bununla ilgili deneyler yapıyor ve başarılı. Bence bakın neler yapmış, neler yapmış. Bu böyle fantastik bir yerde dururken bir de personaya bakalım mı? Yine bak, Rob Stubby'den örnekleri. Bunu şey... Ne diyor, bunlar fon zombiler diyorlar. Hiç duydunuz mu? Kafasını hiç telefondan kaldırmadan her yerde dolaşan insanlar var. Ne yapacağız peki? Böyle insanlar var. Ölsünler. Ölmesinler diye değişik önlemler almaya çalışmış devletler ya da yerel yönetimler. Trafik ışıklarını yere koymuş. Yani şu sağdaki şey değil, bir canavarın ağzı değil. Aslında asfaltta kırmızı ışığı görüyor. Böyle baktığı zaman ayaklarının ucunda bir kırmızı ışığı görüyor. Yine Çin'den bir örnek. Telefon kullananlar için yaya yolu yapmışlar. Çünkü çok fazla ve çünkü böyle bir ihtiyaç var. Peki, personalarda biz neyi yapıyoruz? Aslında yine personaları farklı sınıflandıran yapılar var. Bir de onlara rastlayacaksınız. O her farklı yapıya girmektense en temelde biz nelere bakıyoruz? Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Üç temel şeye bakıyoruz. Bunlar kendi içinde çok detaylandırılabilir ama demografik yapı burada da durmuş. O demografik yapının içinde benim kastettiğim bölümünde şunlar da yer alıyorlar. İşte yaşı, cinsiyeti, gelir durumu, nerede yaşadığı, nelere sahip olduğu, nelere sahip olmadığı, işte aile yapısı, eğitimi gibi bilgilerin tamamı ya da daha da fazla ekleyebileceğimiz bilgiler o demografik yapı içinde yer alıyor. Bu tek başına yeterli değil ama bugüne kadarki çalışmalarımızda aslında marketing ekiplerinin özellikle sadece buna dayanarak çok fazla strateji geliştirdiğini gördük. Bizim için yeterlidir. Çünkü personalarda Jobs to be Done'da olduğu gibi ihtiyaçlarıyla varlar. Yani bizim hiç kimse gelip bizim web sitemizde ya da bizim ürünümüzde hayatının sonuna kadar vakit geçirmek istemiyor. Belli bir amaç için geliyorlar, onu yapıyorlar ve gidiyorlar. Hiç de beğenmiyorlar bu arada. Cem Hoca var. Çağdaş Balle Topluluğu'nun kurucusu, işte konservatuvarda hoca, İstanbul Opera Balle'de hocalık yapmış, dans etmiş bir hoca. O şey diyor, insanlar temsile eve gitmek için geliyor.
temsilden çıkıp eve gitmek için gelir. Yani bir an önce gitmek için gelir. Gelip alkışlayıp gitmek için. Önemli olan ne izledikleri değil ki buraya gelmiş olmalarıdır onlar için. Geldikten sonra da bir an önce gitmek isterler. Bizim ürünlerimizi kullanan insanlar da biraz o seyircilere benziyorlar. Ha, şuradan biraz daha devam edelim. İkinci grupta ne var? İkinci grupta teknoloji kullanım alışkanlıkları var. Burada teknoloji kullanım alışkanlıkları hem hangi tür cihazlara sahip oldukları hem de ondan sonra onu nasıl kullandıkları. Yani davranışsal modelleri ne? Birçok çalışmada şeyi de görüyoruz. Aslında böyle ölü çok personel gördüm ben. Neden ölü şey diyoruz? Instagram kullanıyor, WhatsApp kullanıyor, ondan sonra Tinder kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Bizim için nasıldı da çok önemli. Çünkü geliştireceğiniz uygulamada ona yönelik ya da şeyde geliştireceğiniz üründe o kişinin kullanım alışkanlıklarına yönelik, davranışlarına yönelik nüveler olabilir, özellikler olabilir ya da tasarım bileşenleri olabilir. Yani sadece niye sahip olduğu, nerelerde olduğu değil, onu nasıl kullandığı. Bazen de nedenleri, tabii ki nedenlerine biz daha çok biliyoruz. Üçüncüsü de domainle kurduğu ilişki. Aslında şeyle benzeşmeleri burada biraz daha ortaya çıkıyor. Jobstreet'le benzeşen yönleri burası. Domainle kurduğu ilişki dediğimde sağlıkla ilgili bir şey yapıyorsanız ya da öğrenmeyle ilgili bir şey yapıyorsanız o çocuklar için. O çocukların mevcut durumda öğrenme ya da eğitimle ilgili alışkanlıkları neler, davranışları neler, tutumları neler? Bir de tutum dediğimiz şey de var. Hedefleri ne? Hem öğrenmeyle ilgili hedeflerine, bunun için hangi kanalları kullanıyorlar, nasıl kullanıyorlar? Bunların hepsi de aslında üçüncü bölümde yer alıyor. Bu üç bölümü de ne kadar derinleştirirsek, personalarımızı o kadar derinleştirebiliyoruz. Bu neden önemli, onu da biraz sonra göreceğiz. Başka neler var? Dediğim gibi değişik yöntemler var. Sunumda yazılı olarak, yani böyle maddi imi olarak yazmadım ama örneklerden de göstereceğim ve anlayacaksınız. Mutlaka o kişinin ağzından çıkmış bir quotation ekleriz personelimize. Bunu da çok fazla gördük. Birkaç farklı yerde gördük. Yani. Bir personeli siz anlatıyorsunuz ama işte bir tane, şimdi alınganlık yapmasından ama mühendis mesela arkadaş, sadece o kişinin ağzından çıkmış o quotation'ı okuyup, ha bu böyle birisi diyor ve personeli daha iyi der. Tersine şöyle de görüyorsunuz. Mesela kullanılabilirlik araştırmaları yaptığınızda bulguları sıralıyorsunuz. Fakat test sırasında kişinin o bölümle ilgili söylediği bir tane cümleyi alıp sunuma koyduğunuzda izleyenlerin çoğunun bulgular yerine cümleleri okuduğunu ve cümleleri okuyup hayrete düştüğünü, güldüğünü, sinirlendiğini ve çözüme yönelik tekrar düşündüğünü görüyoruz. O yüzden personayı oluştururken de onun ağzından çıkan reklam cümlesi olmayan böyle. Ha, madem işte ne bileyim eğitim almak istiyorum ama dijital ortamlardan bunu beceremiyorum. Böyle bir şey değil. Gerçekten yakıcı bir problem olarak derdini anlattığı bir cümle eklemek çok etkili oluyor personel. Ne dedik aslında? Ben buradaki en alttaki cümleye geleceğim. Siz yukarısını okumuşsunuzdur. En altta ne diyor? Sizin ürün ya da hizmetlerinizle kurduğu ilişkide bir problemini çözmek istiyor. Çünkü belli bir hedefe gitmek istiyor. Personel. O zaman o personeli oluşturuyor. Neler var? Nelere bakacağız? Attitude burada da görüyoruz. Tutumları var. Davranışları var. Behavior'lar var. Ondan sonra psikolojik, yani bunlar tabii şey, ihtiyaçlar sadece sizin ürününüzü kullanırken bir işi başarmakla ilgili değil. Herkes günlük hayatında belli oranda tatmin olmak istiyor. Bazen sizin uygulamanızı kullanırken o kişisel tatmini de yaşamak isteyebilir. Psikososyal nedenler olabilir personelin sizin ürün ya da hizmetinizi kullanmasından. O yüzden kişileri tanımalıyız. Kişileri tanımalıyız. Böyle şablonlar var. Ben bir iki tane eski kafalı olduğum için eskilerini getirdim ama hani personel layout veya benzeri bir arama yaptığınızda yani yüzlerce binlerce şey göreceksiniz, layout göreceksiniz. Gördüğünüz, benim gösterdiğim her layout da burada da vardı mesela. Bir quotation, bir alıntı mutlaka var. Bu şeye çok yarıyor. Ekip içinde farklı insanlarla anlaşmakta belli bir formata getirmek çok işe yarıyor.
ya da bazen o gün orada olmayan, sonradan projeye dahil olan insanlarla ortak iletişim kurmakta, böyle şablonları kurmak iyi olabiliyor. Şeyler değişebiliyor bakın, yani mesela buradaki alt başlıklar değişebiliyor ama değişmeyen birkaç şey var. Personanın ismi mesela. Bu değişmiyor. Mesela bunun doldurulmuş bir tanesini göstereyim mi? Teresa. Baş belası Teresa. Hepimizin korkulu rüyası bu persona. Neden korkulu rüyası? Çünkü dijitalleşme öncesi yöntemlerle kendi işini çözmek için uzmanlaşmış. Telefonda, kağıtta, kalemle kendi işini çözüyor. Siz de dijital dönüşüm yaşatmak istiyorsunuz. Bunun çalıştığı firmaya. Fakat o şey diyor. Bak ben şu anda çok hızlı ve çok etkili yapabiliyorum işimi. Senin yok işte program çöktü, yok bilmem ne oldu. Böyle dertler olursa bir daha da kullanmam lazım. Hepimizin karşımızı. Bu şeyi de söylüyor değil mi? Bana program çöktü, yok şöyle oldu, yok onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz deme. Benim ihtiyacım tamamen, tam çöz, çökmesin. Buna yönelik bir ürün ya da hizmet geliştirebilir miyiz? Geliştiremez misin? Bence geliştiririz hocam yani. Ne yaptık? Çünkü problemini anlatabiliyor en azından bize. Ya da biz bir şekilde onunla farklı yöntemlerle, farklı tekniklerle iletişim kurmuşuz. Oradan almış oluyor. Ama böyle performlarımız var. Yine geçelim. Bir de şöyle bir şey yapmayı da seviyoruz tabii. Yani bir işle ilgili bir tane persona olmuyor değil mi? Bizim asıl hem hedef kitlemizi hem çözdüğümüz problemleri odağına alan birden fazla persona olabiliyor. Bunları böyle karşılaştırmalı bir matriste görmek de çok faydalı oluyor. Hem şey için, hem bizim için, tasarımcılar ya da geliştiriciler için, hem de o ürüne ya da hizmete dokunan tüm birimler için faydalı olabiliyor. Bir süre sonra şeyi görüyorsunuz ekiplerde, özellikle kalabalık ekiplerde de. Detaylarını değil, persona isimleriyle şey yapıyorlar. Bu ama işte Ayşe'nin problemini çözmez bak bu yaptığımız falan. Oluyordur değil mi sizde de? Bunlar öğreniliyor ve kullanılıyor. Şuna bakalım. Tabii ki böyle sıkıcı şeyler yapıldıktan sonra, matrisler falan oluşturulduktan sonra böyle eğlenceli şeyler de yapılıyor. MailChimp var biliyor musunuz? Çoklu mail göndermeyi yaran ve spam'e düşmemenizi sağlayan bir... Bunlar onların personelleri. Tabii ki biraz önce gördüğümüz detayda böyle şeyler oluşturulmuş. Fakat sonrasında asansöre, işte ne bileyim kahve içtikleri yere, sigara odasına bilmem nelere böyle eğlenceli posterler de asmışlar. Unutmayalım. Kimin için çalıştığımızı unutmayalım diye. Etkili olduğunu da görmüşler. Tipler de şahane. Yani buradaki North nasıl developer? Tam değil mi? Bayağı şey. Peki, öyle eğlenceli şeyler var. Böyle eğlenceli şeyler var internette. Pinterest'te falan var. Personaları belirlemiş, ondan sonra şey demiş. Bunun çantasında ne oldu? Günlük yanında taşıdığı çantada ne oldu? Bunu eğlenceli hale getirmek elbette mümkün personayı. Peki, personayı nasıl oluşturacağız? Evet, persona oluşturmamız gerek. Güzel. Kullanıcılarımızı ihtiyaçlarına ve işte ne bileyim bir takım alışkanlıklarına ve davranışlarına göre grupladık. Birer kişi haline getirdik dedim. Onu nasıl yapacağız? Var mı? Çıkan verileri belli paternler göstermeye başlıyor zaten. O paternlerin bir araya gelmesiyle beraber bazen bir, bazen birkaç tane ortak istedikleri insan grupları çıkıyor. Onlar da personel haline oluyor. Yani eski mevcutlar kendi personelleri olmak. Evet, çok şey değil ya. Atomu parçalamayacağız. Bu kadar zor bir iş değil. Araştırma yapacağız. Ne tür araştırmalar? Yine sizin aşina olduğunuz bir diyagram gösteriyorum. Bizde işte böyle bir iteratif workflow var. İteratif workflow'un içinde farklı steplerde, farklı türden araştırmalar var. Burada gördüğünüz teknikleri bir bu kadarını daha ekleyebiliriz. Her gün yeni bir teknik, yeni bir şey çıkabiliyor.
bu yeni metotların yöntemlerin çıkmasının sebebiyle aslında uzmanlaşıp ayrıştırıyoruz biraz da. Bir de bazı şeyleri daha hızlı yapmanın yollarını bulabiliyoruz. Böyle şeyler var. Peki araştırmayı kim olacağız ama temelde bu Christian Rohrer matrisini seviyorum ben. Bu güzel bir altlık oluyor bizim için. Çünkü kullanıcıyı, yine kullanıcıyı tarif ederken çok farklı şeye bölebiliriz. Bileşenlerini ayırabiliriz. Dediğim gibi benim anlattığım, bugün size anlattığım her şeyin bambaşka yöntemlerinden de bahseden makaleler var. YouTuber'lar var. Instagram'daki birileri var. Bugüne kadar kullandıklarımız ve hem bizi rahatlatan hem iş bittiğinde aslında işi düzgün çıkaran yöntemlerden bahsediyorum. Rohrer burada ne diyor? Bir kere hangi şeyi kullanacaksın diyor, değil mi? Nasıl bir approach var? Approach dediği de işte sayısal ya da yani niteliksel, niceliksel. Ondan sonra neye bakacaksın? Davranış mı, tutum mu? Hangisini ölçeceksin? Buna göre aslında cevabını bulacağın sorular farklılaşıyor. Yani sen ne sorusunu mu soracaksın burada? Yani insanlar ne yapıyor, ne yumu soracaksın, ne söyleyeyim soracaksın, işte kaç tane ya da ne kadar sorusunu soracaksın ya da how veya why sorularını soracaksın. Nasıl, neden soruları. Rohrer bir de şöyle bir şey yapmış, bir lejant yapmış, ürün hangi durumda? Yani senin test etmek istediğin ürün, kullanıcıya sormak istediğin ürün ne durumda? Onun da bir lejantını yapmış. Matris şeyin altında, grafiğin altında lejandı görüyorsunuz. Sonra teknikleri de yukarıda yerleşmişini görüyorsunuz. Tabii ki hepsi yok. Bu bizim bir ara. Bu arada Rohrer'in üzerine bizim koyduğumuz bir şeyler var burada. O daha az teknik koymuştu. Biz üzerine bir şeyler daha koyduk ama sonra da tüm teknikleri koymakla uğraştık. Buna göre cevabını aradığınız soruya göre burada araştırma yöntemini seçeceksiniz. O araştırma yöntemi size personalarınızla ilgili bir takım cevapları verecek ya da işte kullanıcılarınızla ilgili farklı cevapları verecek. Yine ürünün hangi aşaması, yani ürün geliştirmenin hangi aşamasındasınız? Buna göre seçeceğiniz teknikle değişiyor. Bu tekniklerden bir paket yaparak bir bundle haline getirerek aslında potansiyel kullanıcılarınıza ya da mevcut kullanıcılarınıza gidip personalarınızı oluşturabilirsiniz. Peki bu da ise başka bir şey söyleyeyim. Tahmin oyunu oynuyorum. Türk Hava Yolları gördüm ben orada anlatırken. Yani Türk Hava Yolları'nın normal bireysel uçuşlarında kaç personası vardır? 130 ülkeye mi uçuyor şey, Türk Hava Yolları? 130 ülkeye uçan Türk Hava Yolları'nın kaç tane personası vardır? Bence bu konuları da daha bu global düşünmeleriyle düşünüyorum şu an kendi içinde. Yani çok fazla bir kürsüde için aslında personel konusunda yukarıya inmemeli galiba bence. Bu yüzden de sanırım business ve normal olarak, ekonomik olarak iki tane diye düşündüm açıkçası. Peki. Başka tahmin olan? Yok. Siz olsanız kaç tane yapardınız ya? Yeah. Mezun olacaksınız değil mi? Türk Hava Yolları'nda işe girerseniz ne yapacaksınız? Mansur daha genç düşünüyorum. Mesela öğrenci üniversiteye giriyorum. Sen olabilir. Yakını görmek isteyen birisi olabilir ya da çok hızlı bir şekilde bir yere ulaşmaya çalışan birisi olabilir. O yüzden mesela ilk civarına çıkarsam çıkarırım diye düşünüyorum. 50. Ben daha fazla. Peki 2 ile 50. Başka var mı? Buyurun. Arkadaşım bahsetti. Çok farklı ekranlar. Çok farklı çıkartabilirsiniz. Daha çok hani çok iyi bir şey yaşamaya farklı personelleri kültürel base'de değişken göstererek kültürel bir değişiklikler. Belki temel bir personel yine vardı fakat onları closure base'e de oturduklarını düşünüyorum. Ondan yani bir kadar temel varsa çarpı kuracağım. Bu yani en çarpı 130. Değil mi?
Yapan biraz şey de düşünün, bir dünyada yazan bir konuştukları profil var. Bir de kendi ülkesi için de seyahatten. Burada bir okula kayabiliyor olabilir ama burada buluştuğu zaman çok da fazla bir kullanıcı sayısı olacağını düşünmüyorum. Böyle karşı seyahatten görüyorum. Hep 7 yazım geldi. Gönlümden bir geçti. 7. Ama. Tamam. Başka var mı? Uydurun ya. Bir şey yok. Ben sonuç biliyorum. Merak etmeyin. Sizin cevaplarınıza göre ilerlemeyeceğim. Aslında ülke içerisindeki sana bir yerlere de değişim edebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir toplam şey görüntüsü. İzmir yolculuğu çok özelmiş, çok katkısı olmamış bana. Ben de ayırmıştır kendisi. Ha. O yüzden fazla olabileceğini düşünüyorum. Peki İzmir yolcusu kapasitesi, başka bir de Miami yolcusu kapasitesi. Öyle mi? Var mı başka uydurmak isteyen? Akıllı tahmin diyelim hadi. Var mı? Buyurun. Sizden de alalım ya. Hazır mikrofon var. Söyleyeyim mi? Merak ettiniz mi? Cevabını verin. 5. Hayır. Evet. 2 ile 7 vardı. 7 kazandı. 5 tane. Kültüre göre çok ayırmamışlar ama söylediğiniz gibi mesela kaprisli müşteri var. Bir de personalar tek bir şeyi de barındırmıyor. Tek bir karakter özelliğini de barındırmıyor. 4 kişilik bir ay ne özellikler barındırıyor düşünün. Ve 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarıyla bir backpacker'ın ihtiyacı farklı. Çünkü bunlar var. Yani 4 kişilik bir aile de var. Backpacker de var personel arasında. 5 tane. Bu 5 tane işi çok kolaylaştırıyor ama sayının bu kadar az olması. Çok kolaylaştırıyor. Bir tane daha sorayım mı? Ha, güzel, bu hoşunuza gitti. Vodafone Türkiye. Kaç tane vardı personası? Dijital operatör şeydi değil mi? Telekom operatörü. Buyurun. Kaç? 4. Başka fikir? 4. Ben de bu konuların Türkiye'yi kapsamına indiğimiz için lokalizasyonun daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da belki bir 10'a yaklaşmış olabilir. 10. Başka? Burada var bir arkadaşımız. Ben de arkadaşlarla başlıyorum çünkü şöyle mesela yaptıkları kampanyaları düşününce işte gençler özel yapıyorlar. Şimdi sen genç vardır, yaşlı olan personel vardır. İşte çalışan vardır, bir de normal hani, aile bir olabilir belki. O yüzden de yani çok örgüleşim sayılardan kalacağını düşünüyorum. Biraz ipucu vereyim mi? Bir soru daha sorarak ama. Bu persona sayıları faturalı mı faturasız mı? Ne oldu? Bir anda değişti değil mi her şey? Bir anda her şey değişti değil mi? Çıkıva yolları gibi olmadı. Alıp tahmin alabiliriz orada. Ben de çünkü özellikle olduğu için sadece bir görmece bir hafta çünkü konu çok değişiklik gösterdiğini düşündüğüm için. Yani en az bilimi 30 karşısına çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olduğu için ama. Var mı başka yorum yapmak isteyen? Buyurun. Yani fatura faturasında yani kullandığınız tarihlere göre olabilir. 20. 20. Çarpı 2 ekledim sadece. 8 mi oldu? 8 oldu. Keşke şey açsaydık ya. Anket sistemine bak. Yapamadım. Al sayı. Peki. Ben yine şey yapayım. 13 tane. Ama sadece faturalı faturası. Yok, telefonun başka işçilerleri var. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar yine
öngörülü oldukları için. Mesela engelli personelleri de var. Onlar daha fayda ihtiyaçları olan ve sürekli onlar için yaptığımız geliştirmelerle aslında herkese izin veriyoruz. Personellerden. Onlar da var. Buyurun. Daha önce çalıştığınız için Engelli çalışanların çalışma yaşında olacaklarında farklı özellikleri ayrım var mı? Aynı yere geliyor. Ya da tek eliyle bir bebeğinin çocuğunu taşıması gereken bir kadın ya da erkek de aynı şeye geliyor. Yani bir kolunu kullanamayan bir kişi haline geliyor değil mi aslında? Dezavantajlar geliyor. Ya da engelliler. Onlarla ilgili yaptığımız çalışmalara erişilebilirlik ya da accessibility deniyor. Onlarla ilgili World Accessibility Guidelines dediğimiz bir şey var, guideline'lar var, BİKEK. 2.1 yayınlandı. Orada aslında farklı engel gruplarına göre nelere dikkat edilmesi gerektiği bir dijital ortam geliştirilirken her şey anlatılıyor. Bir, belli bir skorlaması da var, ona dikkat ediliyor. Engellilerle yaptığımız görüşmelerde bir kere kendilerine özel bir alan istemiyorlar. Sadece mevcut sistemlerin onların da kullanılmasını olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş olmasını istiyorlar. Mesela körler ekran okuyucularla kullanıyorlar. Deneyimleriniz mi hiç bilmiyorum. Ama her iki telefon işletim sisteminde de işte şeyde VoiceOver var. Apple'da. Android'de de TalkBack var. Onlarla ekranda gördüğünüz her şeyi aslında o ekran okuyucular size okuyabiliyor. Bizim birlikte çalıştığımız kör arkadaşlar, benden hızlı kullanıyorlar iPhone'u. Üstelik bir şeyi düşünün yani, normalde tangible, yani o dokunsal çalışan, braille öğrenmiş, o kökenden gelen arkadaşlar, hiçbir şeyi olmayan, hiçbir dokunsal yüzeyi olmayan iPhone'u benden iyi kullanıyor. Yani ilk başta zaten şey diye tarif ediyorlardı, sınırları olmayan bir futbol sahasında top oynamak gibi iPhone, ama sonra hızlandı. İstedikleri bu kullandıkları assistive teknolojilerle herkes gibi kullanabilmek. Ama zaman içinde şeyi de görüyoruz. Siz işte mesela görme engelli birisini ya da kör birisini, onlar kendilerine kör dediği için ben kör diyorum. Benim böyle bir takım kelimelerim size üslupsal olarak ofansif geliyorsa sorabilirsiniz. Altında yatan nedenleri söyleyebilirim. Onlar kendilerini öyle. Ya da bir tanesi işte gören ve görmeyen diye ayırdı. O da güzel bir ayrım, değil mi? Şöyle oluyor. Orası için geliştirdiğimiz her şey aslında standart ya da işte dezavantajlı olmayan insanların da faydalandığını görüyoruz. Mesela kısmi görmek bir tanesi için düşük kontrastlar okumayı ya da algılamayı zorlaştırıyor. Yaşlılar için de öyle. Ve hatta bizim için de öyle. Dolayısıyla o düşük kontrasttan kaçınırsanız aslında daha iyi bir sonuca gelebiliyorsunuz. Personaları oluştururken mesela mutlaka bir tane, eğer genel kullanıcıya hitap ediyorsanız en az bir tane engelli personeliniz olmak zorunda. Ki işitme engelli arkadaşlar eğer bunları görüyorlarsa şey diyecekler. Hep körleri zaten şey yapıyor, bu erişilebilirlik çalışmaları, biz yok muyuz? Evet, onlar da varlar. Fiziksel engelliler, zihinsel engelliler de varlar. Üstelik de kullanabilir, rahat kullanabilecekleri bir ortam gördüklerinde hepimizden daha sık ve daha iyi kullanılır hale geliyorlar. Peki, ne kalmış? Çok bir şey kalmamış. Bir iki örnekler göstereyim dedim. Yani farklı formlarda organize edilebiliyor bu. Aynı konuyla ilgili yine birden fazla tarzını yapacaksak mesela siz ekranın sağında görüyorsunuz. Bir takım sliderlarla bir takım şeyleri, ihtiyaçları ya da becerileri ya da mevcut özellikleri göstermek ve sonra personaları alt alta yan yana dizerek karşılaştırmak yine mümkün olabiliyor. Peki, neden yapıyoruz sorusuna cevap? Neden yapıyoruz sorusuna? Benim cevabım bu.
Çünkü sürekli bir şey satmak istiyoruz. Bu bir ürün olabilir, bir hizmet olabilir ya da bir fikir olabilir. Ama bir şey satmak istiyoruz. O yüzden de sattığımız kişiyi, kullanıcılarımızı tanımamız gerekiyor. Tanıdıktan sonra da ihtiyaçlarına göre onları gruplandırıp personel oluşturmamız gerekiyor. Söylemeye çalıştık şey bu. Araştırma anlatmış ya İsmail Hoca size sabah. Araştırmayla ilgili normalde benim gösterdiğim bir karikatürle başladım. Bugün size sona sakladım. Bir karikatürle de bitireyim istiyorum. O da bu. Okuduk mu? Tamam. Araştırmacılar olarak biz maymun çıkarsa maymun diyoruz. Hoşunuza gitmeyebilir tasarımcılar olarak ya da geliştiriciler olarak. Ama maymun çıktı. Ben de çok isterim kaplan çıksın. Ama maymun çıktığı oluyor.